Taliban'ın başkent Kabil'in dış mahallelerine dayandığı, 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçışı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İngiliz BBC'ye konuşan eski Afgan milletvekili Ela Yerşit, Gani'nin Afgan Başkanlık Sarayı'ndan 15 Ağustos'ta Savunma Bakanlığı'nın toplantısına katılacağını söyleyerek helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı. Gani'yi cesaretsiz olarak nitelendiren Erşat, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak "Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın" demek istediğini söyledi. Öte yandan yurt dışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi. Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus Lenta yayını, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan'a hiç iniş yapmadığını duyurdu. Gani'yi taşıyan uçak, Duşanbe Havalimanı üzerinde tur atmış, Tacikistan Sivil Havacılık Dairesi, Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman'a gitmiş. Eşref Gani'nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, Kançılarya Şefi Mahmut Fazli ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyormuş. Umman'dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.